Evet, bugün çok güzel bir seçim atmosferinde Galatasaray yeni başkanını seçti. Galatasaray'ın demokrasisine yakışır bir şekilde seçim oldu. Bir bayram havasında seçim oldu. Dolayısıyla ben bu katılımı gösteren bütün genel kurul üyelerime öncelikle teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğimiz gibi Galatasaray'ın değerleri vardır. Bu değerlerine bağlı olarak her yerde, her zaman Galatasaray bu değerlerini korumuştur ve onun etkisiyle her zaman da başarı çizgisini yukarılara çekmiştir. Bugün de yine yeni yönetime seçilmemden dolayı bütün çalışma arkadaşlarıma, bundan sonra Galatasaray'a hizmet edeceğimiz kişilere, bütün aileme, eşime, kardeşime, çocuklarıma ve bize bugüne kadar çalışmalarımızda destek veren taraftarıma, özellikle camiama çok teşekkür ediyorum. Ve şunu ilave etmek istiyorum. Galatasaray'ın büyüklüğü, Galatasaray'ın değerleri her şeyin üzerindedir. Her şeyin üzerindedir. Bizim yapmamız gereken bundan sonra artık Galatasaray'daki sağlanan barışı ve sevgi ortamını aynen devam ettirmektir. Gördüğünüz gibi bu iklim içinde başarılar hep peş peşe geliyor. Yarın çok önemli bir maçımız var. Ben buradan bütün taraftarlarımıza inşallah yarın akşam Konya'dan şampiyonluk zaferiyle dönmek istiyorum. Hepinizi, bütün taraftarlarıma, bütün camiama bize gösterdiği teveccühten dolayı da teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yaşasın Galatasaray diyerek sözümü bitiriyorum. Sayın Başkanım, tarihte Galatasaray seçimlerinde 3000 oyun üzerinde alan ilk başkansınız. Bugün itibariyle 3400'ün üzerine çıktınız ve bu da önemli bir, siz zaten katılım konusunda bir çağrıda bulunmuştunuz ve önemli bir rekor kırdınız. Bununla ilgili neler söylersiniz? Daha önce Ünal Bey almıştı, 2998 oy almıştı. Şimdi önemli olan genel kurulun teveccühüne sahip olabilmek. Oy farkıyla veyahut da, çünkü oy farkı, yani bu seçimlerin kaybedeni olmaz Galatasaray'da. Galatasaray bir bütündür. Seçilen her yönetim aynı şekilde Galatasaray değerlerine bağlı olarak aynı hizmette verecektir. Onun için ben yeni dönemde de bizi seçen genel kurul üyelerime şu sözü vermek istiyorum. Bugüne kadar arkadaşlarımla kulübüme hizmet etmeye çalıştım. Bundan sonraki dönemde bugüne kadar verdiğimiz hizmetin daha üzerinde bir hizmet vermek için söz veriyorum. Sayın Başkan, yarın şampiyonluk günü buradan oyunculara, teknik kadroya, bugün takım da çok güzel bir şekilde Florya'dan uğurlandı. Şampiyonluk konusunda mesajınız nedir? Yarın Konya'ya gidecek hepsiyle, misiniz? Evet, yarın sabah Konya'ya gidiyorum. Hepsiyle de konuştum. Aradılar beni, tebrik ettiler. Dolayısıyla zaten buradaki çalışmalarımızı bildiğiniz gibi seçim çalışmalarını erteledik. Bir haftadan beri herhangi bir seçim çalışması içinde olmadık. Bütün günümüzü Florya'da onlarla beraber, onların şampiyonluğa inanmış vaziyette onlarla beraber olduk. Onların moralleri zaten yüksekti. Her zaman da Galatasaray'a yakışır şekilde mücadele edeceklerini sözlerini verdiler. Dolayısıyla onlara da buradan büyük selam gönderiyorum. İnşallah yarın Konya'dan zaferle döneceğiz. Başkanım, seçime Süheyl Bey ile geldiniz ve evet, birlikte ayrıldınız. Kendisi yaptığı açıklamada bunun bir demokrasi şöleni olduğunu evet söyledi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Aynı şekilde değerlendiriyorum. Demin de ifade ettim. Galatasaray bir bütündür. Seçimlerle bölünmez. Galatasaray'ın bütünlüğü kendi değerlerinden gelmektedir. Onun için Süheyl de benim kardeşimdir. Onun abisiyim. Her şeyimiz Galatasaray için. Onun çalışması da benim çalışmam da Galatasaray içindir. Dolayısıyla seçimler bizde bölünmeyi getirmez. Seçimler bütünlüğü getirir. Onun için de demokrasi değerlerimiz içinde verdiğiniz bu seçim çalışmasından dolayı kendisini de kutluyorum. Hakikaten Galatasaray'a yakışır bir seçim oldu. Başkanım, şunu da sormak istiyorum. Şimdi Florya ile Kemerburgaz ile Riva ile ilgili özellikle rakibinizin sizin düşüncenizin dışında bir düşüncesi vardı. Bugünkü sandıktan çıkan bu rekor oy ve rekor fark
Sizce genel kurulun size tam anlamıyla Dursun Özbek ne yapıyorsa arkasındayız mesajı mıdır? Bugünkü konumuz artık onlar değil. Bir seçim bitirdik. Şimdi yeni bir yönetim var. Yeni yönetimde Galatasaray'a demin de ifade ettiğim gibi daha güzel hizmetler vermek için hep beraber çalışacağız. Başkanım, idari ve sportif açıdan çok güzel bir iki senesi geçti Galatasaray. Evet. Bundan sonraki neler var edeceksiniz? Galatasaray'ın bundan sonraki en büyük sportif politikası ne olacak? Valla biz geçen sene, geçtiğimiz iki sene içinde zaten yapacaklarımızı, projelerimizi hepsini açıkladık. Bundan sonra onun üzerinde de çıkaracağımız projelerimiz var. Müsaade ederseniz onlar da bundan sonraki yine sizle çalışma programlarında açıklarız. Teşekkür ederim. Teşekkürler başkanım. Tebrikler başkanım.